İlk sorumuzdan başlayalım isterseniz. Evet, görmüş olduğunuz üzere bir phrasal verb sorusu. Hemen İngilizce phrasal verblerin Türkçe karşılıklarına bakalım. Turn off, elektrikli aletleri kapatmak anlamında kullanılıyor. Bunun zıttı ise turn on. Turn on, açmak. Turn off, kapatmak. Hatta bunların iş anlamları var. Switch off. Switch off, kapatmak. Switch on ise açmak. Use up, deplete kelimesiyle eş anlamlı. Tüketmek, bitirmek anlamında kullanılıyor. Ancak buradaki tüketmek, consume kelimesinden biraz daha güçlü. Bunu unutmayalım. Taking ise anlamak, daraltmak ve kandırmak anlamında kullanılıyor. Tam 3 tane anlama sahip. 3'ü de çok önemli. Ama özellikle anlamak anlamında daha fazla kullanılıyor diyebiliriz. Carry out ise olmazsa olmazımız. Çok önemli bir phrasal verb. Uygulamak demek carry out. Yerine getirmek, uygulamak. Mesela neyi uygulamak? Deneyleri uygulamak. Mesela neyi uygulamak? Aktiviteleri uygulamak. Neyi uygulamak? Dersi uygulamak. Bu anlamda kullanılan oldukça yaygın bir phrasal verb'ümüz. Pick up, aynı şekilde pick up da çok yaygın kullanılıyor. Toplamak ya da birini bir yerden almak. Başka anlamları da var ama en fazla kullanılanlar bunlar. Toplamak ya da birini bir yerden almak anlamında kullanılan bir phrasal verb'ümüz. Peki cümlede ipucumuz var mı? Kanalına bakıyoruz. Various activities, çeşitli aktiviteler. Çok güzel bir ipucu olmuş. Oradaki aktivite kelimesi zaten doğru cevabın ne olması gerektiğini söylüyor. Aktivite varsa carry out doğru cevaptır. Çeşitli aktiviteleri uygulamak, yerine getirmek anlamında kullanılmış. Peki devam edelim. Evet, Deniz doğru cevap. Çevirisine bakalım. Hücreler enerjiyi bir formdan başka bir forma dönüştürürler. Hücreler enerjiyi bir formdan başka bir forma dönüştürürler. Ve bunu mekanik bir işlemden kimyasal senteze kadar çeşitli aktiviteleri uygulamak için kullanılır. İşte burada uygulamak kelimesi İngilizce'de carry out ile kullanılıyor. Evet, şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz bir preposition sorusu. İpuçlarına bakalım. Supply ve cost. Phrasal verb'ler bu iki kelimeye bakıyor. Şimdi ne diyor? An Indian drug company, Hintli bir ilaç şirketi, has offered, teklif etmiştir. Neyi? Sağlamayı, yani vermeyi. An anti-AIDS drug, yani AIDS'e karşı bir ilaç vermeyi, tedarik etmeyi teklif etmiştir. Peki kime? Gelişmekte olan ülkelerdeki hastalara, yani AIDS'ten muzdarip olanlara. Şimdi buradaki supply normalde tedarik etmek demek. Ama supply yerine give diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü tedarik ettiğiniz zaman aslında siz ne yapıyorsunuz? Bir malı ya da bir şeyi başkasına veriyorsunuz. Yani aklımıza give hangi prepozisyonu alır diye de gelebilir aslında. Give ne alır? Give to alır. Give something to somebody. Bu şekilde düşünürsek aslında deniz şıkkının doğru olması gerekiyor. Peki ikinci tarafa bakalım. At cost diye bir ifade var. Ya da at price. İkisi aynı anlamda kullanılıyor. Bir maliyete demek. Mesela şu maliyete. At some cost. İşte şu maliyete şu olursa bu olur gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla deniz şıkkının doğru cevap olması gerekiyor. Peki bakalım öyle mi? Aynen öyle. Peki bakalım ekstra bilgi gelecek mi? Evet. Supply ya da give something to somebody. Yani bunu ezberlemek lazım. Aynı zamanda at some cost ya da at some price şeklinde de düşünebiliriz. Devam edelim isterseniz. Üçüncü sorumuza geçtik. Bu da gayet basit bir soru. İpuçlarımıza bakalım. Focused. Evet, focused. Focus ne alır? Focus on prepozisyonu ile beraber kullanılıyor. Focus on, eş anlamlısı concentrate on. Her ikisi de on ile beraber kullanılır. Şöyle genel bir ifadede bulunabiliriz aslında. Bütün odaklanmalar on prepozisyonu ile kullanılabilir. Focus on, concentrate on, put emphasize on, hepsi onunla beraber kullanılır. İkinci kısma bakalım. Daha önce çıkmıştı. Hani FIDO diye bizim bir kısaltmamız vardı. FIDO neydi? For, in, during ve over prepozisyonlarının baş harfleri. Peki bunlar neyle kullanılıyor? Bunlar the past ya da the last artı bir zaman süreci. Burada the past var. Zaman süreci ne? Couple of years. O zaman bize FIDO'dan
bir tanesi lazım. Bolu şıkkında over var. Fido'nun son prepozisyonu. O yüzden Bolu doğru cevap olmalı diye düşünüyorum. Peki bakalım Bolu doğru cevap mı? Evet doğru cevap. Bakalım ekstra bilgi gelecek mi? Focus ya da concentrate on ile beraber kullanılırken for, in, during, over yani Fido. Bunlar da arkadaşlar the past ya da the last zaman sürecini ister. Her şey yerine oturuyor aslında. Evet arkadaşlar bu son sorumuzdu. Videomuzu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum.